Ve Amerikan borsaları haftanın son iki gününde darmadağın oldu. Üstelik Tesla'nın beklenenin üzerinde gelen karı ve açılışı Perşembe günü %10'un üzerinde artı açmışken piyasa bir daha iflah olmayacak şekilde, sert şekilde bozuldu. Haftanın ikinci videosunda her zaman olduğu gibi Amerikan borsaları, bazı hisse senetleri ve kripto paralara göz atacağız. Hadi başlayalım. Evet, Amerikan borsalarında enteresan bir haftaydı. Birçok yorumcu, özellikle uluslararası piyasalara bakanlar, rally başladı, uçacak, kaçacak derken, ben de bir süredir bu algının 1970'lere benzer, 70'lerin son dönemine benzer farklı stagflatif bir dalga içerisine girdiğini ve bu algının artık devam etmeyeceğini anlatmaya çalışıyorum. Çünkü bu sefer şartlar değişikti ve Fed o kadar geç kalmıştı ki müdahale etmekte. Avrupa Merkez Bankası da aynı şekilde. Bütün dünya finans sistemi fazla paranın verdiği şımarıklıkla inanılmaz bir enflasyona kucak açtı. Daha sonra da bunu fark edip buna süratle frene basma ihtiyacı duydu. Ama bilinçli ama bilinçsiz, siz nasıl düşünürseniz düşünün. Sonuç itibariyle frene sert basıldığı zaman piyasaların risk iştahı, piyasaların iyi olma ihtimali maalesef yok. Gerçekler, Fed'in piyasayı bilerek ve isteyerek soğutmaya ve bozmaya, en azından enflasyonu yenmenin tek reçetesi olan durgunluğa, yani resesyona doğru süratle dünyayı sürüklemeye çalışacağını söylemiştim. Nitekim bu doğrultuda gidiyor şu ana kadar. Ve Fed söylemlerini sertleştirdikçe piyasalarda en sonunda ya bu galiba bu sefer gerçekten bozacak algısına döndü. Zaten onlar dönse de dönmese de tüketici yavaş yavaş emilmeye başladı. Bakın, kapitalizm dediğiniz şey durmadan büyüyen bir para arzı sistemidir zaten. Ama son dönemine bakarsanız, bakın para arzıyla, yani bakın bankalara yatırılan paralarla, depozitlerle, yani bankaya yatan paralarla, yani bu yaratılmış para olarak, basılmış para olarak kapitalist sistemi içerisinde hep yukarı gider zaten. Fakat onunla beraber ne kadar çok mevduat olursa o kadar çok da kredi verilir. Ama bakın, son dönemde kredi İşte bir uyumsuzluk başlamış, bir çatallık var. O çatallık, sondaki çatallık çok önemli. Çünkü yükselen faiz ortamında ya alıcı kalmış krediyi, ya da bankalar yüksek faizden verecek adam bulamıyorlar ya da vermek istemiyorlar. Nasıl şey yaparsanız. Ama her şekilde krediyle, kredi olmayan sistemde büyüme olamaz. O açıdan sert bir durgunluğu zaten hazırlığına başladı. Geçtiğimiz haftalarda özellikle Amerikan mortgage piyasasında %2'ler, 2.7'lerden 5'in üzerinde, 5.2'lere o kadar hızlı yükselen faizi anlatmıştım. Ve mortgage faizlerinin bu kadar sert çıktığı ortamda ev piyasasında da ister istemez sert bir düşüş ve durgunluk olacağını anlatmaya çalışmıştım. Ve bunların hepsi stagflatif senaryonun ayrı ayrı parçaları birleşiyor. Uzunca zamandır geldiğini, geleceğini anlattığım senaryo maalesef. Maalesef diyorum, çünkü gerçekten hem enflasyona çözüm üretemeyecekler hem de enflasyonla beraber durgunluk yaratacaklar. Çünkü biraz daha sertleştikleri anda piyasalar çok bozulmaya başladı ve bozulmaya devam edecek. Ama daha sonra bir noktada ya gevşetmek zorunda kalacaklar ya da durgunluk o kadar sertleşecek ki zaten gerçekten piyasalar düzeltmek için yeni bir enflasyonist dalgaya geçmek zorunda kalacaklar. Yani zor dönemlerden geçiyoruz çünkü yapılan para politikaları çok hatalıydı. Burada 1,5 yıldır anlatmaya çalıştığım geciken hamleler piyasayı çaresizliğe sürüklettiler. Bilerek veya bilmeyerek, acemilik veya kötü niyet, siz nasıl açıklamak isterseniz. Biz grafiklerimizi şöyle bir bakalım. Bu hafta ne oldu? Nasdaq, evet, Nasdaq nasıl düştü? Nasdaq geçmeden önce Netflix, evet, Netflix bilançosu geldi ve bir çöküş daha gerçekleştirdi. Bu hafta katıldığım yayınlarda çok üstüne durdum. Bakın, 700 dolarlardan 350 dolarlara düşmüştü. Şimdi 215 dolarlara kadar indi ve daha da kalkacak gibi de gözükmüyor. Netflix sembol şirketlerden biriydi. Bütün yükseliş boyunca bu yükselişin en kuvvetli dalgasını yaratan 8-10 hisseden bir tanesiydi. O açıdan nasıl Facebook'ta yılın başında sert hareketler piyasaları bozduysa, Netflix'te bir sembol hareket yarattı. Hemen ertesi günde Tesla ile düzelmesini bekliyorlardı ama birazdan Tesla'ya değineceğim. Aslında Tesla bilançosundan sonra daha da sert bozuldu piyasa. Evet, önce şöyle bir Nasdaq'a göz atalım. Trend takip seviyemiz 13.880, onun aşağısında kaldığı sürece burada oluşmuş, öyle eğimli de olsa bir omuz baş omuz formasyonu var. Onun devamını bekliyorum. Bu hareketin eninde sonunda, daha önce de söylemiştim, 11.700-11.500 bölgesine doğru, bir düzeltme bölgesine doğru bir tamamlamasını bekliyorum en azından. Bu tam bir omuz baş omuzsa, bunun tepeden olacak hedefine ulaşmakta gerekecekse 9.600'lü seviyeler bile söz konusu olabilir. Bakalım, çok
yakından izleyeceğiz, adım adım gideceğiz ama uzunca bir zamandır söylediğim, şu anda teknoloji yükselen faiz ortamında en son nakde ulaşacak kesimdir. Dolayısıyla buradan satışlar sertleştikçe sertleşecek ve tıpkı 2000 yılındaki patlayan teknoloji balonu gibi önce teknoloji ve o da S&P ve diğer borsaları yavaş yavaş arkasından sürükleyecek ki bu hafta öyle oldu. S&P ilk gününde fazla bozulmadı ama perşembe günü başlayan o sert satışlardan en de sonunda etkilendi ve cuma günü işler çok daha sertleşti. Neredeyse Nasdaq'la aynı yüzdede bir düşüş gerçekleştirdi. Yani Amerika'nın en büyük 500 şirketi de teknoloji şirketlerinin peşine takılmaya başladığını söyleyebiliriz. Dow Jones da geriden geliyordu çünkü Dow Jones'un içinde bazı enerji hisseleri, bazı finans şirketleri var biliyorsunuz. Sadece 30 şirket ama biraz daha geleneksel şirketler ama o da kaçınılmaz şekilde düşüşe katılmak zorunda kaldı. Evet, Nasdaq'taki görüntü bu. S&P ne diyor? S&P'de takip seviyemiz 4420. Çok benzer, orada da bir omuz baş omuz oluşumu var. 4500'ü geçtiğimiz hafta söylediğim trend takip seviyesi. Bakın, verdiğim seviyelere sadık kalındığı zaman zaten çift taraflı trade'den de para kazanabiliyorsunuz. 14300 söylemiştik Nasdaq'ta. Oraya değip değip döndü, değip değip döndü ve yıkıldı. S&P'de 4500 söylemiştik. Oraya kadar gitti. 4508'leri gördü vadeli. Oradan yıkıldı aşağı, 4250'lerde kapattı haftayı. Çok da aşağılar mümkün. Ben 4100'lerdeki önemli desteğinde kırılmaya doğru gidileceğini düşünüyorum yakın gelecekte. Görüntü o doğrultuda. Tepkiler gelse bile kuvvetli bir şekilde satış baskısının devamı söz konusu. Ve S&P'de de 3800-3500 aralığına doğru, özellikle bu formasyon çalışırsa 3500 net hedefi olacak formasyonun. Oralara geldiği zaman tekrar değerlendireceğiz. Dow Jones'da en sonunda oluşturduğu megafonu aşağı doğru kırma eğilimine tekrar girdi. Hala ana yatay gibi gözükse de orada da bozulma görüntüsü var. 34.000 ve 34.900 trend takip seviyemiz günlükte ve haftalıkta. Bunların aşağısı kapanışların devamı teknik olarak yönün aşağı devamını getiriyor. Dünyanın en büyük şirketi Apple. Evet, Apple'ı geçen haftalarda zirvelerini yakalamaya çalıştık. 174 dolarda hatırlıyorsanız. 174, 175 yani takip ettiğimiz seviyeleri çok güzel sadık kaldı. Ve oraları geçemedikten sonra geri çekildi. Ve şimdi 168 dolar trend takip seviyemiz. 158 dolarda da 200 günlük ortalama var. Orayı daha önce aşağısına bir gün kayıp toplamıştık ve yükseliş olmuştu. Ama şimdi bu sefer tekrar bozulma eğilimine girdi ve sert satışlar gelebilir. Ama 168 doların üzerinde toplamak kaydıyla bir bakılıyor. Yani Apple şu anda bozulursa bütün piyasalar artık resmen tamamen bozulacak ve düşüşün tamamen resmiyet kazanacağını o zaman söyleyebiliriz. Apple gibi Microsoft da çok önemli biliyorsunuz. O zaten Apple'a göre biraz daha zayıf gidiyordu bir süredir. Orada da trend takip seviyemiz 284 dolar. Orada da biliyorsunuz son 5-6 yılda 26 dolarlardan 349 dolara kadar yükselmiş bir Microsoft. Dünyanın bir ara en büyük şirketi de oldu. Apple da geçti. Sonra biraz geriledi. Yani kafa kafaya dünyanın en büyük iki şirketinin akıbeti bu. Büyük şirketler demişken Amazon'un grafiği de bir göz atmakta fayda var. Ona da bir süredir bakmıyorduk. O da en sonunda 3000 doların aşağısında kırdı. 2800'lerden bir kapanış yaptı. Amazon'un da bazı sıkıntılar yaşayacağını söylemiştik. Orada da 3000 dolar takip seviyemiz aşağısında kaldığı sürece yön aşağı. Bakın, bilançolar yavaş yavaş gelmeye başlayacak bu hafta. Geçen hafta Netflix ve Tesla bilançosuyla bozulan piyasa. Bu hafta Apple'ı 28'inde Apple geliyor. En önemli bilanço günü olacak. Apple bilançosu hayal kırıklığı yaratırsa yıkım olur. Bir pozitif dalga yaratırsa biraz daha oyalanma getirebilir. O açıdan yakın takip edeceğiz. Ama Microsoft demişken, Microsoft'un biliyorsunuz patronu Bill Gates ile dün itibariyle Elon Musk arasında bir söz düellosu başladı. Daha doğrusu Elon Musk, Bill Gates'in kendi hissesinde short pozisyonu olduğunu, aşağı yönlü pozisyonu olduğunu fark ettiğini söyledi. Onunla dalga geçmeye başladı. Enteresan şeylere, dünyanın bakın en zengin adamıyla en zengin üçüncü kişisi arasındaki tartışmayı konuşuyoruz. İlginç. Bakalım bu nereye evrilecek? Çünkü Elon Musk'ın tavrı biliyorsunuz, Bill Gates'i birçok sebepten biliyorsunuz pek sevmiyorum. Daha önce değinmiştim ama Elon Musk'ın da bütün servetini hisse manipülasyonuyla yaptığını bildiğim için oradan da büyük rahatsızlığım var. Bu hafta bakın Tesla bilançosu geldiği anda sert yukarı açtı görüyorsunuz grafikte. Ama kıpkırmızı bir bar yaptı. O kadar çok satış yedi ki zaten o sırada bir tweet attım. Bilanço etkisi de %10 yukarılardaydı. Seans boyu satış geldi. Ertesi güne satışlar devam etti. Burada bir çift tepe yapmış olma olasılığı var. Ama takip seviyemiz 1017 dolar. 1005 kapattı. 1017 doların aşağısında günlük kapanışların devamı. Tesla ne olursa olsun aşağı yön devam edecek. Bence burada zaten bütün pozitif havayı yaratıp gaz verip kendisi de bayağı bir hisse satışı yaptığını düşünüyorum. Çünkü put opsiyonu olanları sıkıştırıyor. Daha sonra orada opsiyon satarak gerçekten muhtemelen piyasayı bastırmaya devam ediyor. Görüntü öyle, grafikten böyle anlıyoruz. Ama yine de şu anda kalan tek balon, bakın Jim Cramer'ın
Dünyanın en fazla izlenen borsacılarındandır. Amerika'da yaşadığım dönemde ben de CNBC'de her gün programı vardı. Jim Cramer'ın hala da devam ediyor bildiğim kadarıyla. Ve sürekli hisse manipülasyonu yapar ve resmen kimse de dokunmaz ona. İlginçtir. Ve Jim Cramer yılın başında en beğendiğim 7 hisse diye bir program yapmıştı. Ve bu hisseler sırasıyla PayPal, Square, Netflix, Peloton, Roku ve Zoom'du. Ve 7.'si de Tesla'ydı. Bakın ilk 6'sı inanılmaz sert düşüşler kaydetti. Yıkıldı adeta. Yatırımcılarını çok üzdü. Bir tek Tesla kaldı yıkılmayan. O açıdan sıra oraya mı geliyor? O da mümkün haftalık grafiğine tekrar baktığımızda 1017 dolar aşağısı günlük haftalık kapatışların devamında Tesla'nın da çok daha aşağı potansiyeli var. Bakın bilançosunu inceledim. Beklentinin üzerinde bir kar gelmiş olsa da karlı bir tuhaf geldi. Çünkü evet artan enflasyon ortamında fiyatlar arttığı için satışlarınız, cironuz artıyor. Ama elektrikli arabada o kadar çok ham madde kullanılıyor ki ve ham madde fiyatlarında inanılmaz bir rally oldu ve fiyatlar yukarı gitti. Dolayısıyla maliyetiniz de artması lazım ama maliyetlerinde düşüş olmuş. Bunun gerçekten nasıl mümkün olduğunu pek anlayamadım. Muhtemelen orada bazı itirazlar olacak. Önümüzdeki 3 ay bu çok tartışılacak. Orada bir bilanço usulsüzlüğü varsa eninde sonunda o da ortaya çıkacaktır ya da geriye doğru düzeltme yapılacaktır bir sonraki bilançoda ama iş işten geçmiş olabilir. O açıdan ben her konuda iyi manipülasyon yaptığını bildiğim Elon Musk'ın burada da bir yalan söylemiş olma ve bilançoda bir usulsüzlük yapmış olma ihtimali değerlendiriyorum. Yakından takip etmekte fayda var. Amerika'nın borsalarında birçok hisse senedi yıkıldı. Onlara detaylı da giremiyorum. Biliyorsunuz geçmişte bazı hisseleri çok çok detaylı anlattım ama görüntü uzun vadeli resimde komple benim için bozulmuştu zaten. Teker teker düşüyorlardı. Şimdi düşmeyen kalelerde yavaş yavaş yıkılmaya başladı. DAX'a da şöyle bir bakalım. Alman borsası Frankfurt'ta 14.366 aşağısı günlük kapanışların devamında. DAX'a uzun süredir bir göz atmamıştık. Aşağı devam ediyor. Orada biliyorsunuz bir megafon vardı. Düz yatay aşağısı kırılmıştı. Tekrar testi geldi. Tekrar kafayı aşağı çevirdi. Yön görüntü olarak, teknik olarak aşağı devam edecek gibi görünüyor DAX'ta da. Kripto paralara bir göz atalım. Kripto paralarda da biliyorsunuz Bitcoin özellikle Nasdaq'la ve teknoloji hisseleriyle inanılmaz bir korelasyon var kripto paralarla özellikle Nasdaq arasında. O açıdan orayı çok trade eden var biliyorum. Milyonlarca hesap var Türkiye'de kripto para. O açıdan onlar için de özellikle değiniyorum. Ama Bitcoin'i biliyorsunuz 48 bin dolarlarda shortlamıştım. 41 bin doların üzerinde karlı şekilde stopladım. Ama şimdi tekrar bozulduğunu görüyorum. 40.350 doların aşağısındaki günlük kapanışların devamında özellikle görüntü aşağı. Ben bu yayını yaparken 39.600 dolarlardaydı ama teknik olarak biliyorsunuz dev bir ayı bayrağını aşağı doğru 48.000 dolar tepesiydi. Onun da aşağı bölgesi 37.200 dolar bölgesi. Onun da aşağısı kırılması halinde işler çok sert bozulabilir. Ama dev bayrağı bir de küçük bayrak yapıyor şu anda. Zaten o hafta onu görüp bir tweet daha attım dün. Ve 40.350'nin aşağısı tatsız olabileceğini, görüntünü beğenmediğimi çünkü aradaki mumları da dünkü perşembe günkü mumu da beğenmediğimi belirtmiştim. Bu doğrultuda 39.200 ve 37.200 diğer takip ettiğim seviye. Bunların aşağısı işler çok çok daha negatif evrilebilir. Oradaki ayı bayrağının hedefi çok çok aşağıları. O açıdan dikkatli olmakta fayda var. Ama bu senaryo 40.350, 40.500'lerin üzerindeki günlük kapanış orada biraz oturmada belki ertelenebilir. Şimdilik olumlu senaryo için bazı şartların daha değişmesi lazım ama yine de aşağı yönlü trade için 40.350 doların üzerinde 2 günlük kapanışta aşağı yönlü trade etmemek lazım. Ama bu görüntü maalesef hala ayı piyasasının hakimiyetinin arttığını gösteriyor genel anlamda. Şartlar değişirse tweetlerle bunu anlatmaya çalışırım. Özellikle hafta içerisinde öyle takip edin beni. Ethereum'da benzer görüntü var. 2958 dolar şu anda kaydı yaptığım sırada. 3033 dolar aşağısında kaldığı sürece teknik olarak görüntüsü aşağı. Ekrandaki seviyelere dikkat edin. Onların aşağısındaki kırılmalar çok daha sertleştirebilir. Ripple, evet Ripple da diğerlerine göre daha az bozulsa da o da bozuldu biraz. 0.74'ün aşağısı günlük kapanışların devamında yön aşağı orada da. Ada Cardano biliyorsunuz oradaki short pozisyonu hala taşıyoruz. Çünkü toplanmadı karlı. Onun tepkide de zayıf kaldı. 1.24'ten açmıştı. Stopumuzu 0.93'lerin üzerine kadar düzeltiyoruz. 0.99'ların üzerindeydi. Şimdi 0.93 üzerinde karlı şekilde stoplanır. Yani %30'dan fazla para kazanacağız neredeyse. Ciddi bir kazanç. Kaldıraçsız bile olsa düşünün. Aşağı yönlü de nasıl para kazanıldığını özellikle anlatmak için de bunları ara ara yorum yapıyorum. Çünkü tek taraflı düşündüğünüz zaman özellikle kötü piyasa günlerinde canınız yanar. O açıdan piyasaları çift taraflı trade etmeyi ama kaldıraçsız
açı çekili trade etmeyi öğrenmenizde fayda görüyorum. Ben dönem dönem eğitimlerde özellikle bu konulara değiniyorum. Bir dahaki eğitim açtığım zaman bu konuya daha da derinlikli eğileceğime emin olabilirsiniz. AVAX'ta 76 dolar takip seviyemiz aşağısında kaldığı sürece görüntü orada da teknik olarak zafiyet gösteriyor. 72 doların aşağısında kırılma olursa çok daha sertleşecek düzeltme. Şimdilik 76 doların aşağısında negatif olduğumuzu söyleyelim. Solana biliyorsunuz 1.5 dolarlardan 250 dolarlara giden Solana bir süredir teknik seviyelere çok sadık kalıyor. Ve şimdi biraz bozulmuştu son dönemde. Orada 101 dolarlardayız şu anda. 104 dolar aşağısındaki kapanışların devamında orada da negatif. Son olarak Metaverse için takip ettiğimiz Mana bozulmaya devam ediyor. Uzun zamandır onun grafiğini beğenmediğimi söylemiştim. 2.08 orada takip seviyemiz aşağıda. 2.08 aşağısında kaldığı sürece yön aşağı devam edecek. Evet, piyasalarda risk iştahının bütün sembol ürünleri, kripto paralar, Nasdaq, teknoloji hisseleri genelde bozulmaya şiddeti arttıkça artıyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Makro senaryo maalesef bozuluyor. Bu makro senaryo bozuldukça da işler daha da sarpa saracak. O açıdan çok dikkatli olma zamanı, kârlarınız varsa kârlarınızı realize edip dönem dönem mutlaka cebinize koyun. İlla sürekli enflasyona karşı mücadele edip para kazanmak zorundaysanız zaten şu anda enflasyonu da durgunluğa çevirmeye çalışan ve bir Fed var. O açıdan bazen nakitte kalıp kârları alıp çekilip izlemek daha avantajlı olabilir. Temkinli ve bol kazançlı, çok dikkatli, harika günler diliyorum.